Yusuf Kaplan Kur'an'a dayanan eğitim sistemine saldırmak hadsizliğin dik alasıdır. Sayın Özgür Özel bu milletin tarih yapmasının Selçuklu, Osmanlı gibi insanlığın kaderini değiştiren insanlık çapında büyük medeniyet atılımlarına imza atmasının yegane kaynağı olan Kur'an'a dayalı eğitim anlayışıyla yeniden çocuklarımızın kişilikli, özgüvenli, ahlaklı güzel insanlar olarak yetişmesi için büyük hizmetler veren Diyanet'in 4-6 yaş arası Kur'an kurslarına ve eğitimine saldırmanız en hafif ifadeyle haddini bilmezliktir. İlkokul 4. sınıfa kadar işlenen kültürel cinayete bakın önce. Ülkede bir asırdır tek tip, ruhsuz, zihinleri körleştirici, yabancılaştırıcı, yozlaştırıcı kendi kendini sömürgeleştirici bir eğitim sistemi var. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim sistemimiz, çocuklarımızı önce ailesine, değerlerine, kültürüne, inançlarına yabancılaştırıyor. Sonra düşman yapıyor, sonra da celladına aşık edip kaldırıp atıyor toplumun ortasına. En sonunda da kültürüne, inançlarına ve ülkesine yabancılaşan beyinler, yurt dışına kaçıyor, yurt dışına kapağı atıyor. Beyefendi, bu ülkenin çocukları ilkokul dördüncü sınıfa kadar Allah, kitap, peygamber kelimelerini duymuyorlar. Bu düpedüz cinayettir. Bunun nasıl bir kültürel cinayet ve entelektüel intihar olduğunu anlamayacak kadar kör müsünüz? Ruhsuz musunuz? Yoksa varlık nedeniniz bu ülkenin değerlerinin medeniyet birikiminin kökünü kurutmak mıdır? O çok özlediğiniz, zırnık kadar anlayamadığınız içinde taptığınız batıda anaokulundan itibaren çocuklara bütün bu kavramlar hem de kiliselerde öğretilir, dersler kiliselerde yapılır. 12 yıl Londra'da yaşamış, batıyı hem teorik hem de pratik olarak iyi bilen bir fikir adamı olarak yazıyorum bu satırları. Laik batıya bile rahmet okutacak kadar laikliği din katına yükselttiğinizin farkında değil misiniz? O zaman dünyanın en iyi okullarından London School of Economics'in direktörlüğünü yapmış, çağımızın en cins düşünürlerinden Ernst Gellner anlatsın size. Eğer anlayacak kadar entelektüel birikiminiz varsa. Eğitim sistemi medeniyet meselesidir. Bir ülkenin eğitim sistemi o toplumun ait olduğu medeniyet dinamikleri ve değerleri üzerine kurulur. Bütün Batı veya Doğu ülkelerindeki eğitim sistemlerinin temelleri ait oldukları medeniyetin temellerine dayanır. Bizde de böyle olmak zorundadır. Biz de eğitim sistemimizi bizim medeniyet dinamiklerimiz üzerine inşa ettiğimiz zaman dünya çapında isimler yetiştirebiliriz yeniden. Yoksa batılı değerler, laik dinamikler üzerine eğitim sistemini inşa etmeye kalkışırsanız batıya karşı aşağılık kompleksiyle bakan, dinine, değerlerine, tarihine yabancılaşan ezik, özentili, zavallı kuşaklar yetiştirirsiniz ve kuşaklarla bir arpa boyu yol alamayız. Yüz yıllık tarihimiz bu fiyaskonun ürpertici laboratuvarı değil mi? Batılılaşan kuşaklar zihnen, epistemik olarak batılıların kölesi haline gelir. Ülke zihnen işgal edilmiş olur, sonra da fiilen batılıların emperyalist projelerine kolayca dekor yapılır, tam bin yıl, Şehit kanlarıyla sulanan bu aziz topraklar Allah muhafaza. Eğitim sistemimiz bizim medeniyet dinamiklerimiz ve kültürel değerlerimiz ekseninde sil baştan yeniden yapılandırılmalıdır. Pergel metaforu çıkış yolu. Bunun için her zaman söylediğim gibi Hazreti Mevlana'nın pergel metaforu en imajinatif yol haritasıdır. Pergelin sabit ayağını bizim medeniyet dinamiklerimize ve kültürel değerlerimize basarak Pergelin hareketli ayağıyla da bütün medeniyetlere, kültürlere, dinlere, felsefelere, inanç veya inançsızlık biçimlerine açılacak, özgüveni yüksek, ufku sınır tanımayan, ruh köklerinden beslenen öncü kuşaklar yetiştirecek bir eğitim sistemi kuramazsak Önce bu toprakların üzerinde yaşayan insanların zihnen batı kültürünün kölesi olmasını, celladına aşık tasmalı çekirgelere dönüşmesini, sonra da tam pınarın deyişiyle yaşanan bu kültürel inkarın, hepimizi kültürel intiharın eşiğine sürüklemesini önleyemeyiz. Eğitim meselesi, milli güvenlik meselesi haline geldi. Eğitim meselesi ülkenin en önemli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Çünkü genç kuşaklarımızı Batı kültürünün epistemik kölelerine dönüştürerek intiharlarının yapı taşlarını döşüyor ülkedeki sömürgeci, yozlaştırıcı, ruhsuz, ezberci laik eğitim sistemi. Bu eğitim sisteminden yetişen kuşaklar ülkeyi terk etmekten başka hayal göremiyorlar. Mevcut laik eğitim sistemi ülkeyi terk etme hayalinin ülkeyi terk ettiklerinde nasıl büyük hayaletlere dönüşeceğini göremeyecek kadar cellatlarına aşık tasmalı çekirgelere dönüştürmüş durumda ülkenin en genç ve parlak kuşaklarını. Kur'an İslam medeniyetinde eğitim sisteminin merkezinde yer aldığı için İslam medeniyeti hem bütün insanlığın bilim, sanat ve düşünce birikimini devraldı, anlamlandırdı, hem de tartıştı kendine mal etti, açtı ve bütün insanlığa aktardı. O yüzden Batı uygarlığını kuran üç büyük Rönesans'ın gerisinde de İslam medeniyeti vardır. O yüzden birinci Rönesans'ın en büyük mimarı Şarlman için büyük medeniyet tarihçisi Henry Pren başlı başına bir kitap yazmıştır. Ve Muhammed ve Şarlman başlıklı bu kışkırtıcı kitabında şu cümleyi kurmuştur. Muhammed olmasa Şarlman olmazdı, Şalman olmasa Avrupa kurulamazdı. İkinci Rönesans'ın en önemli isimlerinden papaz, bilim adamı Roger Bacon manastırında çatır çatır Arapça öğretiyordu ve kendisi de şakır şakır Arapça konuşuyordu. Üçüncü Rönesans'ın çocuğu liberalizmin babası John Locke harıl harıl Arapça klasikleri okumakla meşguldü şatosundaki kütüphanesinde. Kur'an'a dayalı eğitim sisteminden, insanlığın önünü aydınlatan, aydınlatmaya devam eden dünyanın en parlak yıldızları, Gazali, Raziler, i̇bn Sina, i̇bn Haldun, Yunus, Mevlana, Cezeri, Ali Kuşçu, Ulu Bey, Cabir, Sinan, Itri gibi dünya çapında bilim adamları, düşünürler ve sanatçılar yetişti. Kur'an'ın hiçe sayıldığı, yüzyıllık yıllık laik sömürgeci eğitim sisteminden, bir tane bile dünya çapında adam çıkmadı. Ezberler çöpe, Özgür Özel. Bunları bana yazdırmanız bile züldür, Sayın Özgür Özel. Haddinizi bileceksiniz. Bu çilekeş milletten özür dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz bu millet ilk seçimlerde size haddinizi bildirecek. Bunu da iyi bileceksiniz. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak Tuğrul Selmanoğlu Orta Çağ Şu CHP sözcüsü Özgür Özel, adeta milli şefin tek parti döneminden günümüze ışınlanmış bir siyasi figür gibi. Adam konuştuğu zaman, insanın yahu sen hangi devirde yaşıyorsun diyesi geliyor. Bir milletvekili, vekili olduğu milletin değerlerine bu kadar yabancı olabilir mi? Her hafta ayrı bir saçmalıkla gündeme oturmayı başarıyor. Bu haftaki basın toplantısında Diyanet'in açmış olduğu Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyerek Kur'an eğitimine nefret kustu. Orta Çağ 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla başlar, 15. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yeryüzünden silinmesi, yani İstanbul'un fethiyle biter. Bin yıl süren bu zaman dilimine batı açısından baktığınızda gerçekten yenilgilerle dolu, açlığın, sefaletin, vebanın kol gezdiği, Türklerin gelip Malazgirt'ten Anadolu'ya girdiği, Haçlıların Kudüs'ü sonsuza kadar kaybettiği, şehirlerde kadınların cadı olarak suçlanıp diri diri yakıldığı berbat bir zaman dilimi. Batılı bu yüzden bir şeyi beğenmediğinde ortaçağ zihniyeti diyerek o beğenmediği şeyi tahkir eder.'' CHP batı taklitçisi ve hayranı bir örgüt olduğu için adeta kuruluş gayesi 600 yıl cihana nizam vermiş bu milleti batılılaştırmak olduğu için Özgür Özel de adeta bir Hollandalı gibi ortaçağ zihniyetini olumsuz bağlamda kullanmış. Oysa ortaçağ alem İslam'ın altın çağıdır. Her şeyden önce Resulullah Efendimiz'in doğumudur, Asrı ı saadettir sahabenin yıldızlar gibi parladığı çağdır. Batıda hekimler diş çekemezken, i̇bn Sina'nın tıp tarihinde ilk defa kansere teşhis koyup cerrahi işlem yaptığı çağdır. Farabi'nin, Bironi'nin, Mevlana'nın ışık saçtığı çağdır. Selahaddin'in Kudüs'ü İslam toprağı yaptığı çağdır. Osmanlı'nın kurulduğu çağdır. İstanbul'u alıp batıyı ayaklarımıza kapadığımız çağdır. Ahmet'in, Mehmet'in, Ömer'in gözüyle baktığınızda ortaçağ aydınlık, Michael'ın, Hans'ın, Özgür'ün gözüyle baktığınızda ortaçağ karanlık. Olacak o kadar kuyruk acısı. Tuğrul Selmanoğlu, Diriliş Postası